Hakikatin sonsuzluğunda veduda yolculuk. Esma-i Hüsna. Ustad Turabi. Hiç tanımadığınız bir insanı sevebilir misiniz? Hiçbir özelliğini bilmediğiniz birisini övebilir, methedebilir ve tanımadan bir insanla dostluk kurabilir misiniz? Peki, kainatı yaratıp yeri göğü emrinize amade eden o tek dostu ne kadar tanıyorsunuz? Birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz dostlarım. Bilişten buluşa yolculuğumuz. Bize bizden daha yakın olanla tanışacağız. Sinelerimizin özünü bilenle buluşacağız. İki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, dost yanına vardığında sana Allah'ı hatırlatandır buyuruyor. Birbirimizle böyle bir dost olacak, o gerçek ve tek dosta yürüyeceğiz birlikte. Haydi uzatın ellerinizi ve yüreğinizi bana. Bilmekten bulmaya bir yolculuk bu. Bulup da sevmeye bir yolculuk bu. Ve sevgiyi ispata bir yolculuk bu. Esma-i Hüsna. Hakikatin sonsuzluğunda o eşsiz dosta yolculuktur bu. Bildik bir söz var. Ben bir gizli hazineydim. Bilmek istedim buyurdu ve kainatı yarattı dostlar. Er-Rahman Celle Celaluhu. Er-Rahman dünyada iyi de olsa kötü de olsa, mümin de olsa kafir de olsa hiçbir ayrım yapmadan nimetini bütün kullarına veren, hepsine karşı sonsuz merhametini gösteren zatın ismidir. Er-Rahim bağışlayan, esirgeyen, ahirette merhametini, nimetlerini sadece mümin kullarına hasreden zatın ismidir. Yüce Allah'ın bu iki ismini tam anlamıyla kavrayabilmek için önce özellikle ilahi rahmetin boyutlarını bilmek lazımdır dostlar. Rahmet, bağışlama, acıma, şefkat ve ihsan anlamları taşır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın rahmetini şöyle anlatır bize. Şüphesiz Allah'ın 100 rahmeti vardır. İşte onlardan bir rahmet vardır ki mahlukat kendi aralarında birbirlerine onunla acırlar. 99'u kıyamet günü içindir. Rahmeti düşünüp tefekkür ederken beynimizin sınırlarını sadece bu %1 oranındaki rahmet için zorlamaktayız dostlar. Kavrayabildiklerimizi toplayıp onun 100 katını düşünerek de o dehşetli kıyamet gününde kullarını sarmalayacak olan o engin rahmet deryasına ulaşabiliriz ancak. Kainata tefekkürle bakan her göz, yaratılmış her şeye nakış nakış merhamet işlendiğini görür dostlarım. Kasas suresi 73. Rahmetinden dolayı Allah geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenesiniz, gündüzünse onun lütuf ve kereminden rızkınızı arayısınız. Umulur ki şükredersiniz. Şu sonsuz kainatı şenlendiren, ışıklandıran işte bu rahmettir. Gündüzünü güneşle aydınlatıp güneşin her varlığa ışığını ve ısısını sunuşundaki sırlarla kullarına Rahman ismini tefekkür ettiren, gecesini ay ve yıldızlarla donatıp semayı ışıklı bir festival alanına çeviren ve gecenin o çok özel uslat saatleriyle kuluna Rahim ismini tefekkür ettiren yine o rahmettir. Şu sonsuz kainatı birbirine çarpmadan her biri apayrı ihtiyaçlar içinde olan binbir çeşit hayvan ve bitki türünün hiçbirini unutmayıp muhteşem bir nizamla koruyan, sevk ve idare eden, türeten ve yayan yine o. İlahi rahmetiyledir dostlar. Bir dalda minicik bir kuş, gagasındaki solucanı o rahmetle koyar yavrusunun ağzına. Bir küçücük tavuk, civcivlerini o rahmetle alır kanatlarının altına. Yırtıcı bir hayvan da olsa aslan, yavrusunu özenle yalayarak temizlerken o rahmetin eserini sergiler gören gözlere. Ağaçlar o rahmetle meyveye durur dostlar. Başaklar o rahmetin tecellisiyle ürün verir. Çiçekler renk ve koku cümbüşüyle
raks eder dünya sahnesinde o rahmet sebebiyle. Bulutlar göklerden rahmeti yeryüzüne indirirler ve her bir yağmur tanesini bir melek yüklenerek ilahi rahmetin boyutlarını sergilerler düşünebilen kafalara. Furkan Suresi 48-49. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen O'dur. Biz gökten tertemiz bir su indirdik ki biz o suyla ölü toprağa can verelim, yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara su sağlayalım diye. Bir koca ağacı tüm varlığıyla meyve vermeye yönelten O, rahimi mutlak, bütün kainatı da kainatın meyvesi olan insana yöneltmiş ve adeta emrine amade kılmıştır o engin rahmetiyle. Kur'an-ı Kerim'in rahmet suresi olan Rahman suresinin ilk ayetlerinde şöyle buyurulur: Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı ve ona beyanı, açıklamayı öğretti. İnsanın yaratılışı da bu rahmet sebebiyledir dostlar. Allah Celle Celaluhu rahmeti gereği de kulunu başıboş bırakmamış, ona yolunu gösteren Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. Bakara Suresi 143. Hiç şüphesiz Allah bütün insanlara çok şefkatlidir, çok merhametlidir. En'am Suresi 155. İşte bu Kur'an da mübarek bir kitaptır. Onu biz indirdik. Ona uyun ve Allah'tan korkun ki size rahmet edilsin. Yunus Suresi 57. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi. Bakara Suresi 163. Herhalde hepinizin ilahı bir tek ilahtır. Ondan başka bir ilah yoktur. O Rahman ve Rahim'dir. En'am Suresi 12. De ki, göklerde ve yerde olanlar kimindir? Allah'ındır de. O rahmet etmeyi kendi nefsine yazmıştır. Sizi varlığında asla şüphe olmayan kıyamet gününde toplayacaktır. Ama kendilerini zarara sokanlar inanmazlar. A'raf Suresi 156. Ve bize hem bu dünyada bir iyilik yaz, hem de ahirette. Biz gerçekten de tevbe edip senin hidayetine yöneldik. Allah buyurdu ki, azabım var, onu dilediğime isabet ettiririm. Rahmetim de vardır. O ise her şeyi kaplamış ve kuşatmıştır. Onu da özellikle korunanlara, zekatını verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Madem ki rahmet bu kadar cazip, bu kadar güzeldir, o halde insana neden yaratıldığını bilmek ve kendisini yaratan o yüce kudreti tanımak düşer. İnsanoğluna akıl bahşeden Allah, ondan kendisini bilmesini ve ona ortak koşmadan kulluk etmesini istemektedir. Kutsi bir hadiste, ey Ademoğlu, sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla karşıma gelsen, fakat bana hiçbir şeye ortak şirk koşmamış olsan, şüphesiz ben de seni yeryüzü dolusu mağfiretle karşılarım buyurulmaktadır. O halde insan kainatı sarmalayan bu sonsuz rahmete yapışmalı. O celal ve ikram sahibi sultana muhatap olmanın yollarını aramalı. Acziyetini idrak ederek Rabbine sığınmalı. Dünyanın elem ve sıkıntılarından kurtulmalıdır. Zira kainatı insanın emrine veren o yüce yaradan, bunca nimetlerine karşılık kulundan sadece halis bir şükür, saf ve ciddi bir hürmet beklemektedir. İnsanın maneviyatına da rahmet mührü vurulmuştur dostlar. Yüce Allah kalplere nakışladığı merhamet duygusuyla kullarını da birbirlerinin yardımına koşturur. İki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Elçisi ve Habibi Hazreti Muhammed'e
sallallahu aleyhi ve sellem uyulmasını emreden Yüce Allah, kulunun ötelerle olan bağını merhamet ve sevgiyle kurmasını ister. Zira engin rahmet sahibi Yüce Yaradan kullarına yolunu göstersin diye gönderdiği sevgili kuluna, yerleri ve gökleri yüzü suyu hürmetine yarattığı Habibine tüm isimlerinin tecellilerini lütfederek onu Kur'an-ı Kerim'de "Andolsun size, içinizden öyle bir peygamber geldi ki sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere çok şefkatli ve merhametlidir" buyurarak över ve ona itaati emreder. Nur Suresi 56. Hem namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete eresiniz. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sevginin, rahmetin, ihsan ve güzelliğin elçisidir dostlar. Enbiya Suresi 107. Ey Muhammed! Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.